Getting the lead out. Şuradaki lead, kurşun. Lead diye okunursa leader, liderlik etmek şeklinde fiil var. Lead. Burada ise lead. Get the lead out. Get something veya somebody out. Direkt bunu emir kipine kullanırsanız get out, defol, çık dışarıya vesaire. Az önce söylediğim şekilde get something veya somebody out olursa birisinin bir şeyi çıkarmak. Burada da kurşunu çıkarmak. Kurşunu efendim çıkarıp atmak. Nereden göreceğiz? Şurada kaynak olarak da bakın arkadaşlar. Şuraya da iki nokta üst üste ihmal etmişiz. A short history of nearly everything. A short history, kısa bir tarih. Neyin? Neredeyse her şeyin kısa bir tarihi. Çok kapsamlı bir kitap anlaşılan. Derken aslında kitap bende var PDF şeklinde. In the late 1940s, a graduate student at the University of Chicago named Claire Patterson, who was, first name with, notwithstanding, an Iowa farm boy by origin, was using a new method of lead isotope measurement to try to get a definitive age for the Earth at last. 1940'ların sonlarında a graduate student at the University of Chicago, Chicago Üniversitesi'nden neydi şuradaki graduate mezun, bir mezun öğrenci olursa yani hem mezun hem de hala öğrenci, master doktora öğrencisi olan Claire Patterson, named isimli adında, Claire Patterson adında Chicago Üniversitesi'ndeki bir graduate öğrencisi. Ki bu vatandaş da first name notwithstanding, bakın iki virgül arasını bunu who was'dan sonra koymuş. Aslında demek ki bu who was an Iowa farm boy by origin. Köken olarak by origin, köken olarak bir Iowa'lı, Iowa'da Amerika'da bir eyalet, çiftçi çocuğu veya çiftlik çocuğu olan Claire Patterson. First name, ilk ismi, notwithstanding, ilk ismine rağmen. Notwithstanding aynı despite, in spite of gibidir. Normalde Claire aslında bayan ismi. Ama Claire Patterson burada a farm boy diyor bakın. Erkek. Evet şuraya kadar öznemiz. Tabi bu da içine alınacak olursa. İlk ismine rağmen Iowa'da bir köken olarak Iowa'lı bir çiftlik çocuğu olan Claire Patterson isimli Chicago Üniversitesi'ndeki bir doktora veyahut da yüksek lisans öğrencisi was using a new method. Yeni bir metot kullanıyordu. A new method of lead isotope measurement. Ne metodu? Yeni bir, bakın a new, ilk önce a new method diye yaptım. Yeni bir metot. Ama of'la devam ediyor. A new method of lead isotope. O zaman ne metodu? Yeni bir kurşun izotop ölçüm metodu. Değil mi? Bakın burada a new burada olmasına rağmen metodu hemen arkasından getirmemize rağmen Türkçe'de en sona ekliyoruz. Yeni bir kurşun izotop ölçüm metodu kullanıyordu. Bu ölçümü de niçin kullanıyor? To try, uğraşmak için, denemek, çabalamak için. Neyi elde etmeye çabalıyor? To get a definitive age for the earth at last. At last nihayetinde yani uğraşların sonunda dünyanın yaşı için a definitive age. Definitive, son karar, kesin, net bir yaş elde etmeye uğraşmak, uğraşaraktan diyebilirsiniz burada. Bunu elde etmeye çalışarak yeni bir kurşun izotop ölçüm metodu kullanıyordu. Unfortunately, all his samples came up contaminated, usually wildly so. Maalesef bunun bütün örnekleri, sample, kimyasal aldığınız herhangi bir örnek, biyolojik olarak alınan örnek, kan örneği dediğiniz zaman blood sample, bütün örnekleri came up contaminated. Contaminated daha önce de geçmişti. Kirlenmiş olarak sonuçlandı. Came up, come up with olayı var ya, ona benzer buradaki come up. With'siz sadece öyle düşünebilirsiniz. Demek ki maalesef bütün örnekleri kontamine vaziyette idi diyebilirsiniz buna. O şekilde sonuçlandı. Genellikle de usually wildly so. Wildly, vahşi bir şekilde, çılgın bir şekilde so. Buradaki so, öyle. Yani aslında contaminated. Hani sodu ay yapısı vardı ya, oradaki so gibidir bu. Genellikle çılgın bir şekilde öyle. Yani contaminated şekilde. Sonuçlanıyordu bütün örnekleri. Most
contains something like 200 times the levels of lead that would normally be expected to occur. Buradaki fiilimiz ne arkadaşlar? Contained. Most, çoğu. Çoğu ne? Most of his samples aslında, değil mi? Most of his samples, yani örneklerinin çoğu veya çoğunluğu contained, içerdi veya içeriyordu, içermekteydi. Ne içeriyordu? Şunu içeriyordu. Something like 200 times the level of lead vesaire. Something burada bazı şeyler değil, bir şey. Çoğu something like diyorsa şunun gibi bir şey içeriyordu. Şuna benzer bir şey içeriyordu. O da 200 times. 200 kat gibi bir şey içeriyordu. Bir şeyler içeriyordu. İşte buradaki bir şeyler ne? The levels. Seviyeler. Yani 200 kat seviye. Neyin seviyesi? Of lead. 200 kat kurşun seviyesi. Hangi kurşun seviyesi? That normally would be expected to occur. Normalde occur, meydana gelmek, gerçekleşmek, gerçekleşmesi beklenecek olan, would burada if tip 2 gibi, hani bir deney yapıyorsunuz, ben normalde şunu beklerim, beklerdim diyorsunuz ama bunun 200 katı çıkıyor. Demek ki the levels of lead, kurşun seviyeleri, şuradaki level, kurşun şey seviye, kurşun seviyeleri ki normalde gerçekleşmesi beklenir. İşte bunun 200 katı gibi bir şey içeriyordu çoğunluğu. Something like aşağı yukarı olur. Olur. Normalden işte normalden 200 kat yüksek. İşte something like dediği için şöyle beklenen seviyelerin 200 katı. Yani beklenen seviyelerden 200 kat fazla değil. Hani Türkçe'de de aynısını söylersiniz. Beklenen seviyelerin 200 kat. Many years would pass before Patterson realized that the reason for this lay with a regrettable Ohio inventor named Thomas Midgley Jr. Many years would pass. Birçok seneler geçecekti. Buradaki would, şuradakinden farklı olarak arkadaşlar, geçecekti. Yani will'in past'ı gibi düşüneceksiniz. Ne olmasından önce? Şu olmasından önce, şunun gerçekleşmesinden önce. Bakın burada realized diyor, değil mi? Bir şey oldu. Patterson realized that. Patterson şunu fark etti, bunu anladı. İşte bunu anlamasından önce birçok seneler geçecekti. Neyi anlamış peki Patterson? Patterson. He realized that the reason for this dediği 200 kat çıkması. For this, bunun sebebi lay with, aitti, ona, onunla birlikteydi, onun üzerindeydi. Kimin? Şu vatandaşın. A regrettable Ohio inventor named Thomas Midgley Jr. Thomas Midgley Jr. isimli Ohio'lu bir invent, mucit. Evet, to invent, icat etmek, inventor, mucit, invention, icat. Regret normalde pişman olmak demek. İki kullanımı vardı. Bir, şunu yaptığım için pişmanım. İkincisi de size şunu haber vermekten dolayı üzüntü duyuyorum. A regrettable olursa, genellikle de a regrettable decision'la çok sık kullanılır. Yani sonradan pişman olacağınız, dediğiniz gibi üzüntü verecek bir karar ile kullanılır. Burada da bir mucidin regrettable olması ne olabilir? Nasıl? Yani regretten, efendim az önce anlattığımız şeylerden çıkarabilirsiniz. Hayır, burada inventor'ı tanımlıyor. A regrettable inventor. Yani bize pişmanlık duyuracak, yaptığı şeylerin sonucunda kötü şeyler olan bir mucit. Bu, dikkat ederseniz, hani biraz sordum, bekledim. Ondan sonra da yuvarlak bir şeyler söyledim. İngilizce ifadesi içerisinde mantıklı da Türkçe'ye çevirmeye çalıştığınızda hani regrettable, pişmanlık verici bir mucit. Yani bir insan üzücü olmaz. Yani sizi üzebilir de davranışınız üzücü olur vesaire. Dolayısıyla hani zaman zaman vurguluyorum ya, bazı şeyler Türkçe'ye çevirmeye çalıştığınız zaman oturmuyor, yuvarlayacaksınız. Demek ki burada da adı Thomas Midgley Jr. olan, işte ne diyelim, ayak kırığına uğratandan ziyade olur, o da olur, salla gitsin,
Uhayolu bir mucitte idi bunun sebebi. Ona aitti. Suç onun üzerindeydi. The reason for this. This dediğimizde for this yani şu. Buradaki for this'den ziyade the reason for. Şuradaki for reason'a ait. The reason for this. This dediğimizde anca söylediğimiz gibi şu. Bunun sebebi şu adama aitti. Bu adam suçu bunun üzerineydi. Bunu anlamasından önce işte Patterson'ın yıllar, birçok yıl geçecekti. Evet, şuradaki would pass geçecekti. Şuradaki çok gerekli değil ama virgülden sonra junior'ın konmuş olması sebep ne? JR. Bu aynı isimli demek ki ya babası ya dedesi var demektir. Thomas Midgley isimli. Ondan ayırt etmek için küçük Thomas Midgley anlamında. Babası veyahut da dedesi olsaydı bu da senior olacaktı. Şuraya SR yazacaklardı. Senior. Evet. Midgley was an engineer by training and the world would no doubt have been a safer place if he had stayed so. Midgley was an engineer by training. Eğitimsel olarak yani eğitiminin sonucu olarak bir mühendisti. Ve the world would, araya no doubt girmiş bakın. Would'dan sonra have been, a safer place. Bakın if'li kısımda da if tip 3 var. He had stayed so, if he had stayed so. Demek ki bu şuradan itibaren şuraya kadar normal bir if tip 3'lü cümle. Eğitim icabı bir mühendisti. Yani mühendis olarak eğitim görmüştü ve the world, dünya would have been a safer place. A safer place, daha güvenli bir yer olmuş olurdu, no doubt, hiç şüphesiz, şüphesiz ki, if he had stayed so. Eğer öyle kalmış olsaydı. Ama demek ki adam bir engineer, mühendis olarak kalmamış. Instead, bunun yerine, he developed an interest in the industrial applications of chemistry. He developed an interest, bir ilgi, alaka geliştirdi. In'le, interest in'le kullanıyor. In the industrial applications of chemistry. Kimyanın endüstriyel uygulamalarına ait bir ilgi geliştirdi. Mesela Türkçe'de biz ilgi geliştirdi demeyiz. Değil mi? Türkçe'ye yakışmıyor bu. Dolayısıyla kimyanın endüstriyel uygulamalarıyla ilgilenmeye başladı deriz. Yani burada çok açık olarak develop'ı herkes biliyor. Geliştirmek veya gelişmek. Ama develop an interest olduğu zaman ilgilenmeye başlamak. In 1921, while working for the General Motors Research Corporation in Dayton, Ohio, he investigated a compound called tetraethyl lead, also known confusingly as lead tetraethyl, and discovered that it significantly reduced the juddering condition known as engine knock. 1921 senesinde şunu 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 yaparken, şuraya kadar özür, şunu yapıyorken yani Ohio, Dayton'daki General Motors biliyorsunuz çok meşhur araba firması. Bunun Research Corporation, araştırma corporation normalde dediğiniz gibi şirket gibi düşünebilirsiniz. Normalde birlik demektir. Corporation'la karışmasın yalnız. Her neyse bunun için çalışıyorken he investigated a compound called tetraethyl lead. Tetraethyl lead isimli bir bileşik araştırdı. Bileşiği araştırdı. İşte buradaki compound kimyasal bileşiktir. Aynı zamanda hani kimyasal bileşikler nasıl meydana gelir? İki veya daha fazla bileşenden meydana gelir. Öyle diyelim. Bir araya gelir. Bir compound oluşturur. Mesela compound sentences de vardır İngilizce'de. Bileşik cümleler vardır. Efendim mesela bir hapishane compound olabilir. Yanında 1, 2, 3, 4 tane değişik tipte bina vardır. Compound oluşturur. Bizim site dediğimiz şeye benzer bir yapıdır compound aynı zamanda. Efendim, bileşik faiz diyorsunuz mesela. A compound interest oradan geliyor yine vesaire. Demek ki tetraethyl lead isimli also known aynı zamanda lead tetraethyl olarak da bilinen confusingly kafa karıştırıcı bir şekilde yani hem tetraethyl lead hem de lead tetraethyl. Hani bunu Türkçe'de kurşun tetraethyl diyebilirsiniz de bu tetraethyl kurşun mu diyeceğiz? Öyle bir Türkçe'de çok kullanılmıyor gibi sanki. Olarak adlandırılan veya denilen bir bileşiği araştırdı ve discovered that keşfetti ki it yani bu bileşik significantly reduced önemli ölçüde büyük miktarda azaltıyordu neyi the juddering condition known as engine knock. Juddering condition. Şuradaki judder
titremek, titreşmek. Ama böyle çok ciddi sarsıntı demek. Böyle basit titreşimde değil aslında. Ciddi sarsıntıdır bu. Mesela dizel motoru olan arkadaş var mı? Böyle normalde benzinli motora göre çok fazla sallanır. Veya mesela pistonlardan birisinin bozuk olduğunu düşünün böyle motorun içerisinde. Arabayı sallar fena halde. Ona cadır deniyor işte. Evet. Veya daha güzel bir örnek. Uçağa binmeyen kaç kişi var? İyi. %80'imiz binmiş maşallah. Türkiye güzel. Evet. Mesela hava boşluğuna düştünüz. Değil mi? Fena halde sallanır. İşte orada kanatların yaptığı, uçağın yaptığı şey aslında cadırdır. Böyle çok ciddi anlamda titrer. Sarsılır. İşte burada bu sallantı koşulunu, sallantı durumunu, özür diliyorum. Buradaki koşul şart değil, durum. Durumunu ciddi ölçüde azaltmış. Ne olarak bilinen durum? Known as engine knock. Motorun çarpması veya vurması olarak bilinen sarsıntı durumunu ciddi önemde azalttığını bunun keşfetti. O yüzden benzinlere kurşun katarlar. Kurşunlu benzin. Evet. Genel kültür. Even though lead was widely known to be dangerous by the early years of the 20th century, it could be found in all manner of consumer products. Even though, direkt although, rağmen, neye rağmen, lead was widely known to be dangerous. Kurşunun tehlikeli olduğu yaygın, geniş bir şekilde bilinmesine rağmen. The lead was known to be dangerous. Bu pasif yapılarda size vurgulamıştım. Özellikle arkasından böyle to be'li bir yapı veyahut da to have artı verb'üşlü bir yapı gelirse böyle olduğu bilinmek, değil mi? He was known. Onun bir şey olduğu biliniyordu gibi. Bunu hani benzer örnekleri verdiğim için normalde geçerim ama burada birkaç tane örnek verelim. Bir burada olduğu gibi mesela Roosevelt'ten bahsediyor. Bunun biyografisi Great Conservationist olarak bilinir. Mesela burada known as dedi. Ama known to drink. Bakın işte Andre kimse bu. The Giant. He was known to drink wine by the case. Buradaki by ifadesi case'den sonra açıklayayım. Case nedir? Dava, olay, başka, durum, başka. Burada wine'dan bahsediyor. Şarap. Şarabın nesi olabilir? Şarap durumu mu diyeceğiz? Şişe, başka? Değil. 15-20 tanesini bunun içine koyarsınız. Kasa. Evet. By the case diyorsa kasayla. Adam, her kimse kasayla şarap içtiği bilinirdi. İçtim. Öyle içeceksin. Evet. Size daha önce anlattım mı? Bu fıkrayı çok seviyorum. Adam böyle son derece yemek düşkünü, yediği zaman hakkını verirmiş. Böyle mide fesadı geçirecek kadar. Bir davette yemiş. Hakikaten de mide fesadı geçmiş. Kaldırmışlar hastaneye. İşte temizlemişler, kurtarmışlar falan. Bir gün, iki gün sonra çıkmış. Giderken yolda dostları evine götürürken işte cenaze geçiyormuş. Durmuşlar, saygı duruşu vesaire. Fatiha okumuşlar bilmem ne. Ondan sonra bu kim demiş? Sen tanımazsın demişler. Bu da senin gibi. Yemeği çok severdi. Ama demiş bu ayarı kaçırdı, öldü. Teh demiş. Yedin mi rahmetli gibi yiyeceksin. Evet. Neyse, devam. Even though lead was widely known to be dangerous, kurşunun tehlikeli olduğu yaygın, geniş bir şekilde bilinmekle birlikte bilinmesine rağmen, by the early years of the 20th century, bakın buraya araya bunu sokmuş, 20. yüzyılın başlarına gelindiğinde veya başlarına kadar, it could be found, it burada kurşun bulunabiliyordu, bulunabilmekteydi. Nerede? In all manner of consumer products. All manner of. Consumer, tüketici. Consume, tüketmek. Consumer product, tüketici ürünleri. All manner of, her tipte, her çeşitte. Tabii çeşitte dediğimiz bu. Yoksa her tip, her çeşit tüketici ürünlerinin içerisinde bulunabilmekteydi. Sınavda çıkmış olan kısım burası. Aynen. Evet. Orada kaçırıyorsunuz tabii. Şurada sınavdaki şekliyle almıştım. Aldım yani. Bütün sorularda var bu. Dediğim gibi şuradaki itin yani zaten şunun... Ne olduğunu bilmiyordum ben açıkçası. Aha. Bilmiyorsam bile en azından bir şey olarak düşünebilirdim fark etseydim. Yani.
sınav çözmeye, soru çözmeye geldiğimizde vurgulayacağım. Size verilenleri çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Özellikle paragrafları çözerken ve bu tür böyle eksik kalmış olan cümle tamamlamalı cümlelerde, sorularda özür. Size verilen kısımları çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Burada işte mesela şurayı boş bırakmış olsaydı it. Yani burada ha, demek ki burada it'in karşılığı ne var falan diye soracaktınız. İşte he olsa zaten açık da bu gibi ufak tefek detaylar son derece önemli olacak. Onları göreceksiniz. Evet. Food came in can sealed with lead solder. Food, gıda, yiyecek. Geldi, gelmekteydi. Yani gıdalar gelmekteydi. In cans, kutularda. Can, özellikle burada tabii kutu derken aslında konserve kutusu anlamında, teneke kutu. Şeyi hatırlıyor musunuz? Tongue twisterlarda. Can, can, can. Evet. Orada can'in değişik kullanımlarını görmüştük. Burada da konserve kutusu. Tabii teneke kutularda geliyordu. Nasıl kutular peki? Cans, şurada which is, which are, which were, değil mi? Burada past tense olduğu için ve çoğul olduğu için which were düşmüş. Sealed with lead solder. Kurşun solder'la seal edilmiş kenler, kutular içerisinde geliyordu. Şuradaki seal, bir fok balığı, iki mühür, üç to seal, mühürlemek. Hatta Sealed with a Kiss diye çok güzel bir şarkı var. 1990'larda Jason Donovan, Avustralyalı şarkıcı, bayanlar çılgına dönmüştü bakın. Bunu niye hatırlayayım şimdi ben? Evet. Yakışıklı bir delikanlıydı tabii. Yo, devam ediyor da sadece popüler değil artık. Hep değil mi? Evet. Arkası tatilde. Bilmiyorum ki. İlhan İrem. Ha doğru, yaşa. Eşim bayılır ona, doğru. Demek ki yiyecekler, gıdalar gelmekteydi. Led solder'la mühürlenmiş kutular içerisinde. Solder. Soldier'la karıştırmayın. Solder. Lehim. Hatta soldering iron dediklerinde lehim kaynak değil. Iron diye hemen çıktı bakın. Tabii hani bu da şu cihaz. Solder sadece şurada soldier olması için i harfi var. Asker olması için. Daha doğrusu şurada ters. D'den hemen sonra. Evet. İşte şu lehim kalemi. Türkçe'de kalem deniyor buna. Şu yapılan işi de soldering deniyor. Lehimleme. O işi de to solder fiil olarak. Evet. Demek ki kurşun lehimle mühürlenmiş teneke kutular içerisinde gelmekteydi gıdalar. Water was often stored in lead-lined tanks. Sular sıklıkla veya genellikle depolanıyordu. Nerede? Lead-lined tanks. Kurşunla değil. Bunu daha önce göstermiştim size. Hayır. Bravo. Lining. Hatırlıyor musunuz şunu? Astar, lining. To line olayı işte, astarlama. Burada da kurşunla astarlanmış, yani içi kurşunla kaplı tanklarda genellikle depolanıyordu sular veya su. Şuradaki tank, su tankı. Bunu başka bir sınıfta da anlattım, hatırlıyorum ben. Yani kayıtta da muhakkak var. Askeri tank ismi nereden geliyor? Su tankından geliyor. Yani askeri tanka tank ismi verilmeden önce su tankına tank deniyor. Water tank deniyor. İngilizler Kuzey Afrika'ya tanklarını götürdüğünde casus fotoğrafçılar ne olduğunu yakalayamasın diye su tanklarının içerisine koymuşlar askeri tankları. O yüzden de tankı getir tankı götür derken tank ismi kalmış. It was sprayed onto fruit as a pesticide in the form of lead arsenate. It, yani kurşun, was sprayed, spreylenmekteydi. Onto üzerine. Neyin üzerine? Meyvelerin üzerine. Ne olarak? As a pesticide.
bir pestisit, böcek öldürücü olarak meyvelerin üzerine spreylenmekteydi. In the form of lead arsenate. Lead arsenate, kurşun arsenat formunda bir böcek öldürücü olarak meyvelerin üzerine serpilmekteydi. Arsenik değil mi? Aynı kökenler muhtemelen. It even came as part of the packaging of toothpaste tubes. It kurşun hatta bile came, yani gelmekteydi bile, as part of, neyin parçası olarak? The packaging of toothpaste tubes. Diş macunu tüplerinin paketlenmesinin, paketlerinin bir parçası olarak da gelmekteydi. Hardly a product existed that didn't bring a little lead into consumers' lives. Cümle hardly ile başlıyorsa neredeyse hemen hemen hiç demektir. Hardly a product existed. Cümleyi olumsuz yaptı bakın. Neredeyse hemen hemen hiç bir ürün mevcuttu. Yani tam tersi, neredeyse hiçbir ürün mevcut değildi ki, aynı Türkçedeki cümle bakın. Neredeyse hiçbir ürün mevcut değildi ki, didn't bring, getirmesin. A little lead, azıcık miktarda kurşunu into consumers' lives. Tüketicilerin yaşamlarına az miktarda kurşun getirmeyen hiçbir ürün neredeyse mevcut değildi. Nasıl cümle ama? Güzel değil mi? Birinci şeyi beğendiniz mi? That didn't bring, getirmesin olayı değil mi? Yani şu anda aklıma geldi. Üzerine düşünüp de söylediğim bir şey değildi ama Türkçe'ye yakıştı bence. Ancak nothing gave it a greater and more lasting intimacy than its addition to gasoline. Ancak hiçbir şey gave it, ona verdi. Yani hiçbir şey ona vermedi. Ne vermedi? A greater and more lasting intimacy. Daha büyük ve more lasting. Daha uzun süren, lasting, süre giden, daha uzun süren bir intimacy. Intimacy, yakınlık. Genellikle de aslında iki cins arasındaki yakınlıktır. Intimate friendship dediğiniz zaman yakın dostluk anlamında da kullanılır. Samimiyet ifade eder. Burada ise kurşun neyle samimi olmuş, neyle yakınlık kurmuş? Than dediği ifade bir greater than, ikincisi more than, its addition to gasoline. Gasoline, benzin, bizim bayağı bildiğimiz benzin. İngilizce'de gaz dendiğinde, İngiliz değil Amerikan İngilizcesinde, işte put gas into the car derseniz, arabaya gaz koy, o LPG değildir, benzindir. Gas prices falan diye söylerler zaten, gasolinin kısaltılmış olarak. Evet, benzine ilavesinden daha fazla, daha büyük ve daha uzun süren bir intimacy ona hiçbir şey vermedi. O zaman bunu tersinden değerlendireceksiniz. Yani onun gaza, benzine ilavesi son derece büyük ve uzun süren bir, ne diyelim, birliktelik sağladı. Yani çok uzun süreli bir birliktelikler oldu. Ne oldu? Bakın yine cümleyi anladık, sonra yuvarladık.